Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Sol elimde çok garip bir acı hissettim. Elimin içine doğru bakmak için kaldırdığımda avucumun içinde sanki bir desen var. Sembole benziyor. Kırmızı şeritler halinde hafif bir ateşle yanıyor. Ama elimi kapatıp açtığımda hiçbir acı veyahut ateş tanısı hissetmedim. Sağ elimle de aynı şekilde. Ama bunu daha önce görmüştüm. Hatta doktora sorduğumda bunun bir işaret olmadığını anlayamamıştı. Sağ tarafa doğru başımı kaldırdı. Onlara avımsın demişti ama onlar önümüzde duruyor. Her biri daha da yaklaşıyor. Yaklaşmalarına sinir olmuştu. Daha fazla yaklaşırsanız riyazat cinleri, hepinizi öldürmek zorunda kalacağım. Çocuğa zarar verici veyahut boğucu hiçbir şey yapmayacaksınız. Cinler dilimden çıkanları hiçbir şekilde dinlemiyor. Aralarındaki fısıltıları duyabiliyorum. Bu sefer daha da net. Konuştukları anlaşılıyor sanki. Onu boğalım, onu kitleyelim, riyazattan atalım gibi cümleler kuruluyor. Sağ elim ve sol elimin üstündeki o hafifçe parlayan şeyleri avuç içlerimi birleştirecek şekilde ellerimi birbirine doğru kavradı. Sonrasında ise gözlerimi kapattı. Hiçbir şey zaten görmüyordum. Ara sıra aynanın arkasından sızan hafif karşıdan gelen ışıklar. Onlar sayesinde görebiliyordum. Ama böyle yaptıktan sonra oda tamamen zifiri karanlıktı. Hissetmekten öteye geçiyor bu. Sanki onları duymaktan, yerini bilmekten fazla. Onlarla resmen aynı kişi gibi hissediyorum. Nerede olduklarını tam olarak biliyor, hangisinin nerede olduğunu direkt gösterebilirim. Bana doğru atılan adımların hafifçe sanki ağırlığını duyuyorum. Bir anda avucumun içinden çıkan ufak bir sızıntı. Bu karanlık bir duman olabilir. Çünkü yüzüme doğru çarpan bir buhar var gibi. Hafif bir ısı bu. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki bütün cinniler bir anda geriye doğru uçuştu. Karanlık gölgeler resmen zifri karanlığa kaçıyordu. Hecmiyenes, Hicriyas, sizleri öldürmek istemiyorum. Ama söylediğimden öteye gelirseniz hepinizi avlayacağım. Bu son ihtarım. Bu konuşma da o cinnileri durdurmadı. Her taraftan sarılmaya başladı. Yere doğru bir anda bağdaş kurdum. Ellerimi dizlerime yavaşça sürterek avuç içim tam dizimin orta kemiğine doğru gelecek şekilde bastırdım. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Sadece dimdik şekilde karşıya bakıyorum. Bir anda dudaklarım oynamaya başladı. Fısıldıyor muyum? Ne söylüyorum bilmiyorum. Sesim o kadar boğuk ki kendi sesimi duyduğumda resmen kulağım hafif bir tizlikle acıyor. Kulaklarımın içi resmen kaşınıyor gibi. Bu nasıl bir kelime, nasıl bir cümle bilmiyorum. Hayatım boyunca duymadığım bir dil. Çok garip. O kadar boğuk ve gırtlaktan söyleniyor ki ses tellerimde hafif iltihaplanmış gibi acı. Çok acı. Hatta gittikçe artan bir acı. Bir anda ayağa kalkmamı sağladı sonrasında. Etraftaki bütün karanlıklar ortadan kayboldu. Orta tarafta duran yatağın tam kenarındayken iki tane el yeniden ayak bileklerimi yakaladı. Sonrasında beni geriye doğru çektiğinde büyük bir korkuyla gözlerimi açarak baktım. Şaban Hoca, Lütfü Hoca, Kenan Hoca hepsi beni tutmuşlar. Delicesine bağırıyor, çırpınıyorum. Sakin ol kahir diyerek durdurmaya çalışsalar da avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Ellerimi kaldırıp yüzüme doğru getirdim. Avuçlarımın içinde oluşan o garip şekiller yoktu. Şaban Hoca hemen ağzımı kapatmak için elini koydu. Kenan Hocam bir şeyler çıkardı. Bunlar eski kağıtlar. Avuçlarımın içine koyduktan sonra alnıma doğru elini ters şekilde koyarak okuma yaptı. Yaptığı okumayla beraber sakinleşiyordum. İçimdeki korku yüzünden kalbim neredeyse çıkacaktı. O kadar hızlı atıyordu ki kalbim. Lütfü Hoca kesik kesik nefes almamdan anladı.
Elinin tersiyle kalbime doğru elini getirdi. Dinledi, baktı. Çocuğun kalbi çıkacak. Dayanamıyor hocam. Riyazat cinleri kendilerini gösterebilir mi? Aynada göremeyecek miydi sadece? Bu kadar korkmasının nedeni nedir? Kahir güçlü bir çocuk. Hem kendi amcasından bilirim hem de gözümle gördüm. Neler oldu da bu kadar korktu? Hala ellerime doğru bakmamdan dolayı Kenan hocam bir şeyler anladı. Bu çocukta farklı bir şey var. Ellerine neden bakıyor? Ellerimdeki kağıtları koyduğu gibi geri çekti. Ne gördün Kahir, söyle. Ne gördün? Havaya doğru bakarak derin bir nefes aldım. O tekrardan vücudumu ele geçirdi. Ben Ademoğullarının dünyasında sizden güçsüzüm. Ama aynaların arkasında mührüm yok. Hepiniz benim avamsınız diyerek bağırdı. Ve sonrasında hayatım boyunca konuşmadığım bir dilde boğuk şekilde konuştum. O kadar fazla boğuktu ki ses tellerimin acısı, kulaklarımın acısı inanılmazdı. Tamamen vücudum onun kontrolündeydi. Avuçlarımın içinde desenler vardı. Desenleri ne şekilde gördüm hocam? Kenan hoca bana doğru baktıktan sonra, "Emin misin? Kahir, bu çok önemli. O sembolleri bana çizebilir misin?" diyerek sordu. Başımı evet şeklinde salladım. "Haydi Bismillah de, kalk bakalım." İkisine de tutunarak "Bismillahirrahmanirrahim" dedikten sonra kalktım. Ayaklarım çok garip. Sanki kemiklerimin ortasında bir çivi çakılmış gibi. Her büktüğümde kemiklerim inanılmaz acıyor. "Sırtımı almamı ister misin seni?" diyerek sordu Kenan Hoca. "Yok" dedim, bir iki adım attım ama anladı dizlerimi rahat bükemediğimi. "Ayıp değil bu kardeşim, ayıp değil. Sen ikinci riyazatı da saatler içinde bitirdin. Riyazat cinleri ise kaçtı. Ne olduğunu onlardan bile öğrenemiyoruz. Dışarıda hapisli cinleri hissediyorum. Nasıl bir enerji yayıldı da onlar buraya gelebildi? Allah'tan daha önceden buraya tasımları yapmıştım. Yoksa riyazatın gecesini mahvedecek. Onlar da aynalara karışacaktı. Şaban Hoca da birazcık üzgün şekilde, "İyi akıl ettin onu Kenan. Eğer sen gelmeseydin, büyük ihtimalle biz bunu yapmamış olacaktık. Kahir ellerimizi onlara verecektik." Kenan Hoca yavaşça önümde eğildi. "Atla bakalım Kahir" diyerek beni sırtına aldı. Aşağıya doğru indirilirken başım dönüyordu. Vücudum inanılmaz şekilde acıyor. Bu acı net. Sanki birisi gelip sıkım sıkım sıkıyor kemiklerimi. Merdivenden inmeye başladığımda midem çok bulandı. "Midem bulanıyor" diyerek söyledim. "Merak etme, yavaş yavaş geçmeye başlayacak." "Aynanın arkasında neler gördün? Yani baktığında onu görebildin mi? Aynanın arkasında mührüm yok diyorsa onu görmüş olman lazım." "Hayır, öyle değil. Ben aynanın arkasındaydım." "Ney? Ne diyorsun sen? Emin misin bundan? Söylediğin şey garip Kahir. Nasıl aynanın arkasındaydın?" "Ben yatağın yanından çekildim. Yatağın alt tarafına doğru. Çıktığımda başka bir odadaydım. Etrafta hiçbir şekilde eşyalar yoktu. Aynalar vardı, bölüm bölüm. Sonrasında ise etrafta mumlar. Birkaç tane gaz lambasına benzeyen yapı vardı ama onlar çok eskiydi. Sanki ben aynanın arkasındaydım. Hatta beni oraya getirdiler zannettim." Hepsinin gözlerinde korku vardı. Özellikle de Kenan Hoca'nın. Çünkü duyduklarına hala inanamıyordu. "Kahir, söylediklerin birazcık uçuk kaçık. Seni bulduğumuzda yatağın altındaydın. Saklanıyorsun zannettik. Sen başka bir odada olduğundan bahsediyorsun." "Gerçekten başka odadaydım hocam. Beni indirin anlatayım." Yavaşça yere doğru bıraktı beni. Ayaklarım biraz da olsun rahatlamış, aşağıya indiğim için de midem yavaş yavaş kendine geliyordu. Onlara heyecanlı şekilde anlatmaya başladım. "Burada aynalar vardı. Odanın şurasına kaçtım. Sonrasında böyle lisanıma geldi. Şöyle oldu" diyerek. Üçü de şaşkın şaşkın minderin üzerinde oturarak gözlerimin içine bakıyor. Sanki onlara bir tiyatro oyunu oynuyormuşum gibi şaşkınlar. "Kenan Hoca, tamam Kahir, sakin ol. Söylediklerinin doğru olduğunu farz edersek, yanlış anlama ama bir boyut değişimi bu. Ayna ve Ademoğulları alemin arasında ruhunun sıkışması, ruh gözüyle bakmak.
Bu üçüncü gözden de üstün bir şey. Yani bütün çakralarını açmış bir insan belki anca yapabilir. 12 çakradan mı bahsediyorsun diyerek sordu Şaban Hoca. Kenan Hoca yavaşça başını salladı. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok garip. Şu anda her şey allak bullak oldu. Çocuk, eğer gerçekten boyutlar arasında bir görüş sağladıysa, alemler arasında görüşü de var demektir. İçindeki şey, her neyse büyük ihtimalle vücuduna etki etmekten çok ruhuna da etki edebiliyor. Seninle doğdum, seninle öleceğim demişti Kahire. Doğduğu andan itibaren ruhları da birleşik olabilir. Ruh mühürleri çok eskidir. Babil'den bile eski. Hatta Ademoğullarının doğmadığı zamandan kalma, sırların çalındığı da bilinir. O zamandan kalma bir cinni olabilir mi diyerek sordu. Kenan Hoca bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hocam. Sadece çok karışık. Kafamı toparlayamıyorum. Bir bilmecenin resmen sadece elimizde bir tane kağıdı var ve önümüzde binlerce parçası var. Nasıl birleştireceğiz hiç bilmiyorum. Lütfü Hoca atılarak şu ellerinde çizdiğini söylediği şey. Onları çizebilir misin demişti. Onları çizsin. Doğru söylüyorsunuz. Kağıt ve kalem getireyim hemen. Kahir sen de dinlen şöyle otur dedi. Geçip mindere oturdum. Lütfü Hoca da Şaban Hoca da yanımda dua okuyordu sağ olsunlar. Kenan Hoca kağıt ve kalemle geldiğinde önümde bağdaş kurarak oturdu. Kağıtla kalemi uzattı aldım. Çizmeye başladım. O anı hatırlayarak iyi çizimim olmasa da kaba taslak bir çizim yapıyordum. Çizmeye başladıktan sonra Kenan Hoca yavaş yavaş okuyor, gözleri kapalı şekilde bekliyordu. Hepsini çizdim. Hem sol elimde olanı hem de sağ elimde olanı. Kaldırıp baktım, tekrardan hatırlamaya çalıştım. Hiçbir yanlışlık yoktu. Tamamen böyleydi. Tam olarak benzetemesem de en azından taslak olarak benziyor. Kenan Hocam böyleydi diyerek ona doğru uzattım. Okumasını tamamladı, yüzünü açtı. Kağıdı aldığında bir anda topuklarıyla beraber yere doğru vururmuş gibi geriye doğru çekildi. Sonrasında duvara doğru resmen yapıştı. Öylesine korkuyor bakıyor ki Şaban Hoca ile Lütfü Hoca da anlamadı. Kenan kendine gel ne yapıyorsun? Ne oldu sana diyerek ayağa kalkıp yanına gittiler. Kenan Hoca kıpırdayamıyor resmen. Bana öylesine korkulu gözlerle bakıyor ki sanki bende farklı bir şey görüyor. Kenan Hoca yavaşça titreyerek parmağıyla kağıdı gösterdi. Lütfü Hoca kağıdı aldıktan sonra Kenan Hoca'ya doğru gösterdi tekrardan. Ne görüyorsun burada Kenan bize de söyle. Kenan Hoca titreyen çenesi ve diliyle beraber Hamra kabilesinin işareti o. Hamra kabilesi de nedir diyerek Şaban Hoca sordu. Hamra kabilesi Babil'in en güçlü kabilesiydi. Anlamı şeytani kızıl, şeytani kırmızıdır. Hamra'nın anlamı budur. Kızıl kırmızı. Hamra'dan bir cinni nasıl olur da yaşar? Bu çocuğun içindeki Hamra kabilesinden olabilir. Sesi o kadar fazla korkuyla geliyor ki ayağa doğru kalkmak için onlardan destek almak zorunda kaldı. Hafifçe koluyla duvardan destek alarak Şaban Hoca ile daha sonra Lütfü Hoca'ya durum şeklinde işaret yaptı. İçeriye doğru gidip çantasını aldı. Çantasını açtığında bir tane kitap çıkardı. Gelin hocam lütfen. Masaya oturdu. Oraya doğru ilerledik. Benden neden korkuyor? Hamra ne demek bilmiyorum. Sadece içimdeki şey çok eski bir cinni olacağını biliyorum artık. Birkaç tane kitaptan sayfa açtı. Aralarına parmaklarını koyarak ilk sayfayı gösterdi. Çizim, elimdekiyle aynı. Gördüğünüz üzere burada Hamra'nın işareti var. Bakın hocam, şurada ne yazıyor diyerek okumaya başladı. Hamra kabilesi, Babil'in yer altına çekilmiş en azılı kabilesiydi. Hamra kabilesi istese bütün cinlere hükmedebilirdi. Kabile olarak o kadar güçlülerdi ki, onlara düşman olan kendi soylarından cinniler Ademoğulları ile anlaşmak zorunda kaldı. Ademoğulları ile anlaşan cinniler Hamra kabilesini sonsuza kadar mühürlemek için
büyücülere istediklerini verdiler. Harut ile Marut'tan alınan sırlar, cinlerin en önemli gizli ilimleri, kara büyücüler ve kara hüddamlar, Hamra kabilesini sonsuza kadar mühürlemek için binlerce insanı adak ettiler. Cinler, yapılan karışımlarla ve tılsımlarla beraber Hamra kabilesi mühürlendi. Her birinin nerede olduğu bilinmeden kara hüddamlar tarafından alıkondular. Cinliler diri diri mezarlara gömüldü. Her ne kadar yaşıyor oldukları bilinse de hala nerede oldukları bilinmiyor. Şimdiki kara hüddamlar ve büyücüler Hamra kabilesine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Çünkü kızılın kırmızısını uyandırdıklarında gerçek şeytanı uyandıracaklarını biliyorlardı. Hamra kabilesi tarihe karıştı. Aynen böyle yazıyor hocam. Diğer sayfayı açtığında ayırdığı sağ elimde oluşan sembol var. Bu sembol kutsallığı anlatır. Cinniler arasında bu sembolü kullanabilen cinniler çok azdır. Cinniler tür türdür. Kahir şuraya bak. Burada ne yazıyor iyice oku. Arapça şekilde gecenin gölgesinde uyurken onlar uyumaz. Bu sembolün sahibi cinler kana karışmaz. Kanın kendisi olur. Adem oğullarını tanıdıklarından beri kanlarıyla uyur. Bu ne demek oluyor hocam? Senin söylediğin sözcüğün anlamını açıklıyor. Hamralar hiçbir şekilde bedene girmezler. Ya bedenin kanıdır ya da ruhudur. Hamralar uyumazlar. Sadece kanda olurlar. Yani senin içindeki cinni, seninle birebir birleşmiş bir cinni. Hamra kabilesinden hem de. Kızıl kırmızı kabilesinden bir cinni senin içinde. Bu eğer dışarıya sızarsa, hele ki Rahmani cinler öğrenirse ya da berzaha sızarsa şu anda direkt öldürülürüz. Burayı basmakta kalmazlar. Cin padişahları bile karışır bu işe. Bunu söylemesiyle Lütfü Hoca da kendine bir toparlanma, Şaban Hoca da aynı şekilde toparlanma verdi. Hepsi bana doğru bakıyordu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece korkabilirim. Ne diyeceğimi bilemez şekilde öylece bakıyorum. Ellerimi kessem diyerek ağlamaya başladım. Ellerimi tuttu Kenan Hoca. Saçmalama Kahir. Öyle bir şey değil bu. Gece riyazatını çok hızlı şekilde bitirebilirsin onunla beraber. Ondan başkası bize hiçbir gerçeği anlatamaz. Umalım ki gerçekten Rahmani olsun. Sadece çocuğu korumak için iyi davranıyorsa bizim de canımız tehlikede. Hamra kabilesinden cinniyelerle şaka yapılamaz. Gücü oradan geliyor hocam. Şimdi her şey daha da belli oldu. Ne kadar güçlü olduğunu tahmin bile edemeyiz. Yedi padişahın tehlikeye girecek kadar güçlü mü diyerek çekinerek sordu. Yedi padişah kadar güçlü mü bilmiyorum ama padişahlar arasında Hamra kabilesinden bir cinlinin yaşadığını öğrenip de onu hala hayatta tutabilecek bir padişah yok. Hepsi onu öldürmek isteyecektir. Peki ya Nusaybin'in padişahı diyerek sordu. Lütfü Hoca'ya doğru döndü Kenan Hoca. Asıl ilk öldürecek olan odur. Eğer Rahmani değil ve Rahmani olmadığı halde bir hüddam kanının içinde duruyorsa kesinlikle Kahir'i bile öldürür. Söylediğim gibi bu sır aramızda kalmalı hocam. Hamra kelimesini hiç kimse kullanmamalı. Gece riyazatları bittikten sonra Kahir'in konuşmasına bırakacağız. Her şey o zaman belli olacak. Ak mı kara mı öğreneceğiz. Asıl sorun şu. Nedir diyerek hepimiz aynı anda sorduk. Gece riyazatlarındaki Rahmaniler. Onlar bir daha gelecek mi? Bu sınavı yapacaklar mı? Tahminimce gece riyazatı veyahut diğer riyazatları bilmiyor. Belki de hüddam kavramından bile uzaktır. Ne zaman yaşadığını bile bilmiyoruz. Ama cin mezarından çıkarılıp çocuğun içine nasıl mühürlendiğini öğrenmeliyiz. Özellikle de mühürün küpünü. Sonrasında da puzzle'ı bitirip tamamen ayırmalıyız Kahir'den. Büyük ihtimalle de bizim söylediklerimizden biliyor gece riyazatını. Net bir şekilde şu anda konuştuklarımızla idrak edebiliyor, Kahir'in kulaklarından duyuyor. Lütfü Hoca kan muhabbeti yüzünden değil mi? Onun içinde. Evet, her şeyi boş veriyoruz.
Üçüncü geceyi yapmamız lazım. Kahir'in dinlenmesi, sonrasında da üçüncü geceye çıkması gerekiyor. Asıl sorun ise şu. Üçüncü gece olacaklar. Neden diyerek sordum. Şaban Hoca biraz sıkkındı. Parmağını yavaş yavaş bastonuna vuruyor, gözlerini kaçırıyordu benden. Söyleyin lütfen üçüncü gece nedir? Neden bu kadar sıkıldınız ve büküldünüz? Üçüncü gece biraz şeydir işte diyerek lafı gevelemeye devam etti. Hocam söyleyin lütfen nedir? Lütfü Hoca dayanamadı söyledi. Üçüncü gece sınavın ortasında Rahmani cinlerden farklı, hapisli cinler de gelebilir. Üçüncü gece çünkü çakraların en sevileni açılacak. Karnıma doğru baktım elimi koydum. Karın çakrası. Evet şeklinde üçü de başını salladı. Karın çakrası için tek talip Rahmaniler olmayacaktır. Her iki karnından çıkacak büyük bir gedik enerjisi hapislileri de çekecek. Ama burada tılsım var. Kimse giremez diyordunuz. Riyazat okunuşları başladığı için üst kata istedikleri gibi girip çıkabilirler. Çünkü onların aleminde oluyorsun. Yani bedenin eşitleniyor. Kısacası iki alem arasında çok ince bir çizgi oluyor. Onlar bu boyuttayken hiçbir şekilde bu eve giremez. Ama kendi boyutlarındayken istedikleri her şeyi yapabilirler. Karnımı tuttuktan sonra birazcık korkmuş gibiydim. Yüzümün asıklığından ve korkumdan dolayı beni birazcık rahatlatmak istediler. Kenan Hoca ayağa kalktı, elini başıma doğru koydu. Ben bile öğrendiğimde korktum. Ama sen hala mızmızlanmadan sadece geceyi düşünüyorsun. Haydi şimdilik dinlen dedi. Lütfü Hoca ve Şaban Hoca da aynı şekilde telkinde bulundu. Kalktım, yavaş adımlarla odama doğru yürüyordum. Kulağımdaki ağrı, sonrasındaki boğazım, ellerim. Gerçekten beni farklı bir boyuta mı geçirdi? Bu kadar güçlü bir cinliği, anne rahmindeyken neden bana mühürlerler? Benim ne suçum vardı ki? Ben kime ne yapmış olabilirdim ki bana böyle bir laneti, layık gördüler? Kapıyı açtıktan sonra içeriye girdim. Peygamber Efendimizin sünnetini yapıp, Ayet-el Kürsi Nas'la feryadı okuyarak yatağa yattım. Uykuya dalmam çabuk oldu. Çünkü yorgunluktan gerçekten bitik haldeydim. Akşam vaktine doğru uyandım. Yatsı ezan okunuyordu. Abdestimi alıp safa geçtim. Namazımızı kıldıktan sonra bir şeyler yememi söylediler ama iştahım hiç yoktu. Her ne kadar zorlasalardı bir iki lokmadan fazlasını atamadım. Merdivenlerden çıkmak için tekrardan Riyazat'ın üçüncü gecesinin okumasını yaptım. Merdivenin başındayken derin bir iç çektim. Besmele'yi çektikten sonra ilk adım atacakken Kenan Hoca arkamdan ''Bu gece olacaklarda çok zorlanacaksın. Her şeyin farkındasın. Burada bekleyeceğiz. İçeriye geçip rahat rahat beklemek yerine seni burada bekleyeceğiz. Lütfen gelirken sapasağlam gel. Sana inanıyoruz Kahir.'' Kenan Hoca'ya doğru hafif bir bakışla döndüm. ''Yaşamaktan veyahut ölmekten korkmuyorum.'' Asıl aklımdaki soru şu. Babamın bu ölümle ilgisi nedir? Ben annemin karnındayken neden mühürlendim? Dedemin ölümüyle başlayan bu korku silsilesi neden bana vurdu? Aklımdaki tek sorular bunlar. Farklı bir şey düşünmüyorum hocam. Kenan Hoca anlıyorum şeklinde başını salladı. Sorgulamama hak veriyordu. Merdivenlerden çıkmaya başladığımda yukarıdan sesler zaten gelmeye başlamıştı. Üçüncü gecenin riyazatı söyledikleri gibi karın çakrası. Karın çakrasını açmak için çok büyük acılar çekeceğim belli ki. Artık acılar bana dokunur mu zannetmiyorum. Çünkü içimdeki korkuları nedense birazcık da olsun aydınlanmayla beraber kaybettim. En azından artık içimde ne olduğunu biliyorum. Onun sadece konuşmasını sağlamalıyım. Bilmecelerin başı açıldı. Merdivenlerin sonuna geldiğimde Riyazat gecesinin başlangıcı olan alt taraftaki görüntüyü aldılar benden. Zifiri bir karanlıkla merdivenin aşağısı görünmez hale geldi. Kapıların her biri tekrardan açık. Hiçbir şekilde lamba yok bu sefer koridorda. Her kapının önünde bir tane yerde mum var. Onların renkleri var ama. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi yeşil,
Bir tanesi siyah. Bu üç renkten oluşan mumlardan üçer tane daha var diğer kapılarda. Altı kapının hangisinden geçeceğimi bilmiyorum ki. Hangisi bu sefer beni tutup karanlığa çekecek? Yavaş adımlarla ilerlemeye başladım koridorda. İlk odanın kapısının önüne doğru geldiğimde yerde kefenlenmiş şekilde birisi yatıyor. Çırpamaya çalışıyor ama iki tarafında da simsiyah varlıklar ayakta duruyor. Üstünde Arapça şekilde kanlı yazılmış yazılar var. Çırpınması nafile. Kefenlenmiş bir insan kolay kolay kurtulamaz. İkinci odanın kapısına doğru yürüdüm. Burada bu sefer bir tabut var. Tabutun iki tarafında ise yılanlar. Yılanlar tabutun üstüne çıkmıyor. Sadece gövdelerini bir miktar havaya kaldırmış, dillerini çıkartarak tabutun üstüne doğru bakıyorlar. Tabutun üstündeki yazılar İbranice. Bazı hiyeroglife benzeyen semboller de var. Sanki biri ölmüş, ona ağıt yakıyorlarmış gibi yılanlar böylece duruyor. Üçüncü kapıya bakmak için yürümeye devam ettim. Üçüncü kapıya geldiğimde siyah mum söndü. İçeriye doğru bakmak için döndüm. Zifiri bir karanlık çöktü. Sanki orayı görmemi istemiyorlar. Devam ettim. Dördüncü kapıda ise bir tane kazılmış olan toprak yeri var. Her tarafta altınlar, çil çil. Altınların üzerinde yılanlar ve akrepler geziyor. İki tane siyah olan varlık diz çökmüş gibi oturmuş, bir sağa bir de sola sallanarak öylece duruyorlar. Orayı da geçtim. Beşinci kapıya geldiğimde ise kapı sonuna kadar açık olmasına karşın iç tarafta sanki bir kapıya benzeyen yer var. Fakat kapı aralıklı. Hafif bir karanlık var içeride. Çünkü üst taraftan turuncu bir yanıklık var. İçeride sanki saydam bir ateş yanıyor. Sanki kapıdan kapıya geçmek için hazır duruyor. Son kapıya bakmak için ilerleyecektim ki son kapıda yerde bir tane adamın yattığını gördüm. Adamın sağ kolu yok. Sol kolu ise havaya doğru kalkmış. Elinde bir tabanca var. Kendine doğru tutuyor ve korkulu gözlerle hayır şeklinde başını sallıyor. Sonrasında ise arkasında sanki ona doğru bağıran tam baş ucunda üç tane cinliği var. Onu cinnete sürüklüyorlarmış gibi durmaksızın konuşuyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağım? Hangi kapıya gireceğim diyerek düşünüyorum. Adamı kurtarmaya çalışmak mı? Yoksa diğerleri mi? Bulmaca gibi olan bu kapıların hangisi? Beni duymuş olmalılar. Çünkü kafamdaki sorunun yanıtını bana gösterdiler. Beş kapı da aynı anda kapandı. Sadece o siyah, sönmüş olan mumun kapısı kaldı. İçerisi görünmüyor. Sadece zifiri bir karanlık. Kapının önüne doğru tekrardan yürürken Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okumayı eksik etmiyorum. Derin bir nefes alarak kapının önünde durdum. İçeride bir şey hissediyorum. Ama ne kadar iyi ne kadar kötü onu hissedemiyorum. Sanki beni içeride bekliyor. Öldürmek için mi, sınamak için mi? Yoksa farklı bir durum mu? Ön taraftaki mumu ayağımla beraber kenara doğru çektim. Yavaş adımlarla içeriye doğru yürümek için ilerlerken kapı yarım şekilde kapanır gibi oldu. Sanki hızlıca içeriye geçemezsem kapı kapanacak ve tamamen dışarıda kalacakmışım gibi. Hemen hızlı olarak yan şekilde kapı kapanmadan içeriye doğru attım kendimi. Zifiri karanlığın içinde olmaktan artık sıkılıyorum. Durmaksızın karanlık. Gram bir görüş bile yok. Oturdum olduğum yere Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. İlk önce bir kıkırdama sesi ve gülme geldi. Sonrasında bir çocuk sesi duydum. Yani benim yaşlarımda bile değil, benden birkaç yaş küçük bile olabilir. Oyun oynuyor sanki. Bir arabanın tahtanın üzerinde sürüşü gibi. Oyuncak bir araba. Arka tarafından çıkan o geriye doğru germe sesi geldi. Sonrasında ise bir anda küçük bir arabanın ışıkları yanarak ayağıma doğru çarptı. Üst tarafında sirenleri dönen garip bir küçük oyuncak. Ona doğru elimi sürecektim ki dokunmama izin vermedi.
İçimdeki şey engel oldu. Elim geriye doğru bükülerek tekrardan dizime doğru geldi. Ona dokunmamı istemediği gibi de hiçbir şekilde hareket etmemi de istemiyor. En iyisi onu dinlemek. Çünkü bana yardımcı olmak istiyor. Bana zarar gelirse ona da zarar gelecek. Sessiz bir şekilde tekrardan Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Oyuncağın ışıkları durdu, bir anda geriye doğru gitti. Sonrasında ise sanki üzerine basılıp kırılmış gibi, kırılma sesiyle beraber, tok ama o kadar da güçlü bir yere vurma sesi. Önde bir şey var. Ne varsa bana doğru bakıyor. Çünkü ışıldayan, kırmızı gözler görüyorum. Ne olduğunu anlamak zor. Büyük ihtimalle kafir cinli olabilir. Gözlerinin kızarmasını öyle yorumlamıştım. Ayağa doğru kalkmam mı gerekiyor, ne yapmam? Kur'an-ı Kerim'i sesli okumaya başladım. Gözlerden biri bir anda kayboldu. Sadece tek bir göz orada öylece duruyor. Sonrasında hırıltılı, sanki bir hayvanın sinirlenişi gibi derin bir soluk sesi. Ama bu sefer kesinlikle benim hareket etmeme izin vermiyor. Bir anda havaya doğru kalkar şekilde ayaklarımın üstüne yavaşça konmuş gibiydim. Karnıma doğru bir el geldi. El çok büyük. Neredeyse bütün belimi saracak kadar uzun tırnaklı bir el. Sıkıştırmaya başladı karnımı. İki taraftan da resmen parmaklarıyla beni sıkıştırıyor. Gözlerim. Gözlerimde gariplik var. Buğulanma gibi, çok garip. Karanlığa doğru bakarken gözümün önünde ufak, sanki renkli bir şeyler uçuşuyor gibi oldu. Sonrasında karnımın içine doğru bir şey koyulmuş gibi midem bulandı. O kadar fazla başım dönmeye başladı ki adım atamaz hale gelmiştim. Zaten karanlıktan bir şey göremiyorum. Başım sürekli olarak ağrıyor. İnanılmaz bir şekilde gözlerim dönüyor. Etraf hiçbir şekilde görünmüyor. Arka taraftaki kapıya doğru uzanmak için elimi uzatmak istedim ama bir şeyler elimi tuttu. Tuttuğu gibi de vücuduma yapıştırdı. Bir tanesi ise tam boğazıma. Boğazıma doğru elini getirdi. Geriye doğru ittirerek başımı bir anda duvara doğru yasladı. Kitlenmiş şekildeydim. Ayaklarım yavaşça havaya doğru kalkıyordu. Beni tutan şeyler neyse karnımdan içeriye girmeye çalışıyor gibi. Söyledikleri gibi. Karın çakrası. Oranın açılmasına izin veriyorlar ama kendileri o gediye girmek istiyorlar. İyice kendimi kaybetmeye başladım. Havaya doğru kaldırdıkları için de nefes almam da kesiliyordu. Bu sefer dayanamayacağım. Çünkü her ne kadar okumada yapsam durmuyorlar. Söyledikleri gibi en zorlu riyazat gecelerinden biri. Karnımdan içeriye bir şey yavaşça parmağını sokuyor gibi hissettim. Canım o kadar yandı ki avazım çıktığı gibi bağırdım. Çığlığım büyük ihtimalle aşağıya kadar gitmiştir. Gitmeme şansı yok. Avazım çıktığı kadar acıyla bağırmaya devam ettiğim sırada bir anda başımı öne doğru kaldırdım. Hiçbir şey olmamış gibi. Sağ elimi kaldırarak bir şeye dokundum. Onun elini boğazımdan çekiyordum. Kasmir, yuratel ecmiril, hindafar, hez yu arvil, hacı karan, hicira. Bunları söyletmesiyle beraber eller üzerimden çekildi. Ayaklarım tekrardan yere bastı ama kontrol bende değil. Ellerim yumruk yaptıktan sonra duvara doğru sert bir şekilde vurdum. Duvardan çatlama sesi geldi. Odanın tavan tarafından ufak ufak şekilde yangınlar tavanı sarıyordu. Ellerime doğru baktım. Ellerimde o işaret tekrardan oluşuyor. Ama bu sefer daha da belirgin. O kadar belirgin ki avucumun içine doğru giden damarlarımın kırmızı şekilde parladığını gördüm. Her yerim, sadece parmaklarımın üstü değil, kollarım, hatta vücudumun her yerinden çıkıyor ışık. Vücudumdaki bütün damarlar kızıl bir kırmızılıkla parlıyor. Bu, Kenan Hoca'nın söylediği gibi.
Hamra, hamra kızıl kırmızı, kıpkırmızı. Vücuduma öylece bakarken bir anda başımı kaldırdı. Gözlerimle görüyorum. Karanlığı görüyorum. Tavandan yakılan ateşlerle beraber içerisi aydınlanmadan onu görüyorum. Dördü de öylece duruyor. Birkaç tanesi çift başlı. Bazıları ise koyun gibi benzeyen ayaklarıyla beraber vücutlarında kıllar, tüylerle oluşmuş derileri çatlak, kolları ise daha kaslı yapılı, deforme yaratıklar bunlar. Bana ne gösteriyor? Bunlar insanları görünmek istediği süreyetler mi? Çünkü biliyorum, Hazreti Süleyman'dan başka hiçbir Ademoğlu dinleri gerçek haliyle göremez. Bana görünmek istedikleri bu yüz mü? Bana korkuyu böyle mi verecekler? İçimde zerre kadar korkuyor. Bana ne oluyor? İçimdeki duygu nereye gitti? Az önce ağlamaklı bir şekilde bağırıp çığlık atan, korkudan yüreğe çıkan küçük bana ne oldu? Onlara doğru ellerimi açtım. Kıkırdar şekilde gülüyordum yine. Lütfen davetini kabul edin ve çocuğun karnına gelin. Bu cümleden sonra serin bir rüzgar esti. Sonrasında ise geliyorlar. Hem de karanlıklaşarak. Tek tek vücutları parçalanıp yere doğru düşüyor. Sonrasında da karanlık bir top süzmesi gibi karnıma doğru. Hiçbir şekilde kaçmama izin vermiyor. Yavaşça tişörtümü üzerimden çıkardım. Karnıma doğru saplanır şekilde geldiler. Her biri ince bir ok gibi. Dördü de karnımın içine doğru akıyor. Kendimi geriye doğru çekmiyorum ama vücudum sanki büyük bir acıyla kendini geriye doğru itmek zorunda gibi. Ayaklarım yerden kayıyor. Resmen kuvvet yüzünden geriye doğru gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim neler oluyor? Karnımdan içeriye resmen cinlerin akışını görebiliyorum. Aklım tamamen gitmek üzere. Korku tekrardan içime doluyor. Hissiyat o kadar garip ki, istemediğim halde, korkup bağırmak istediğim halde kahkahalar atıyorum. Siyahlıklar karnımdan içeriye doğru girdiğinde, bütün damarlarımdaki o parlayan, kızılımsı kırmızı kan durdu. Hepsi söndü. Sonrasında ise başım aşağıya doğru düştü. Kahkahalar atmaya devam ediyordum. Sanki delilercesine eğleniyor gibi. Avuçlarımın içindeki o semboller tekrardan oluştu. Sağ ve sol ellerimi üst üste getirdikten sonra tam midemin üst kısmına doğru sert şekilde vurdum. Öyle bir vurdum ki sanki vücudumdaki organlar dışarıya çıktı. Hiçbir şey canımı acıtmadı ama kafamın içinde çığlıklar ve sesler duydum. Kıkırdama sesleriyle beraber. Sizi davet ettiğim yer ev değildi. Mezarınızdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Dün akşam yayınladığım Marga'nın definesini dinlemediyseniz sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 15.00'da tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.